Merhabalar Gündem Özel TV izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuzda bugün Tekirdağ'ın Altınova bölgesindeyiz. Sektöründe öncü firmalardan biri olan Kapıdağ Yapı Tesisat'ın konuğuyuz. Karşımda işletme yetkilimiz ve kurucumuz İrfan Bey bulunuyor. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz İrfan Bey bizi bu güzel mekana davet ettiğiniz için. Tabii ki verdiğiniz hizmetler ve faydalarınız hakkında konuşacağız ama öncelikle sizleri biraz tanımak istiyorum. Sektöre giriş hikayenizden başlayabilirsiniz. Ben İrfan Palas. Ben çıraklık hayatıma Erdek'te başladım. İlkokulu bitirdikten sonra tabii bizim dönemlerimizde bu vardı. Bunu yaşadık. Çıraklık başladı. Daha sonra kalfalık, sonra askerlik, sonra ustalık. Derken hani bu meslekte aşağı yukarı bir 25-30 yıl emek verdim. Ama işte 2009 yılında Tekirdağ'a geldim. Daha önce Avşa Adası'nda çalıştım bir 12 yıl. Tabii kışın işler orada çok durgun olduğu için çok zor günler yaşıyorduk. Daha sonra Tekirdağ'a geldik. Tekirdağ bize çok yabancı değil. Hatta kendi memleketimiz gibi benimsedik. Çünkü çok yakın bir yer bize. Doğal olarak burada hayatımızı idame ettiriyoruz. Mesleğimizi burada icra ediyoruz. Mutluyuz. Hizmetimizi sağlıyoruz diyorsunuz. Aynen öyle. Zaten yani, çekirdekten yetişmişiz. Kesinlikle. Sizin yılların getirmiş olduğu bir deneyim de söz konusu. Deneyim, tecrübe, bilgi. Tabii ki yeterli belgelerimiz, hani usta öğretici belgemize kadar, uluslararası kaynakçı sertifikalarımıza kadar her şeyimiz mevcut. Resmiyetle ilgili hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yok. Çok şükür işimiz yolunda. Dilerim ki herkesin işi yolunda olsun. Harikasınız. Kapıdağ olarak da buraya geldik, bir açıklık vardı, hissettik. Şu andan itibaren zaten çevre tarafından bilinen, tanınan bir isim haline geldik. Aynen. Burada hizmetimizi sürdürüyoruz. Peki bilmeyenler için Kapıdağ Yapı Tesisat neler yapıyor? Kapıdağ Yapı Tesisat olarak biz öncelikle temel işimiz su tesisatı, kalorifer, güneş enerjisi, altyapı kanalizasyon, tabii ki ondan sonra su kaçak tespit işleri bizim teknolojik cihazlarla, kanalizasyon görüntüleme ve kanalizasyon tıkanıklığını cihazlarla açmak gibi teknolojik cihazlarla çalışıyoruz. Hani hiçbir sorun yaşamıyoruz. Teknolojik cihazlarımızdan ziyade takım taklavatımız da çok. O yüzden burada işim, evlerimizin ince sıkıntılarını gideriyoruz değil mi? Evlerimizin hem ince, yani hem kaba hem ince sıkıntılarını da gideriyoruz. Yani temelden çatıya kadar. Bütün hepsini yapabiliyoruz. Yerden ısıtma, kalorifer, işte kombi kazan, kalorifer kazanı, peletli kazan gibi bütün unsurları bilgimiz dahilinde uygulamasını yapabiliyoruz. Harikasınız. Bunları keşif kısmında siz üstleniyorsunuz. Tabii ki keşfimiz tamamen ücretsizdir. Biz keşfimizde hiçbir Tekirdağ il sınırları içerisinde hiçbir yere ücret talep etmeden gidip keşif yapıyoruz. Sonra bir fizibilite hazırlıyoruz. İşte malzemeyle ilgili, hem kalitesiyle ilgili, hem işçiliğiyle ilgili detaylı bilgilendirme, bir hesap veriyoruz müşterimize. Ama müşterimiz neye karar verirse, neyi tercih ederse onun üzerinden hareket ediyoruz. Şeffaf bir iletişim söz Kesinlikle. Konusu. Burada seçenekleri açık tutuyoruz ve karşı taraf ne isterse onu uygulamaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Burada en büyük faktör işi bitirdikten sonra arkasında durabilmek. Yani en az 2 sene, 3 sene işin arkasında durabilmek. Yani toplumumuz çantacı diye tabir ettiğimiz seyyar, vasıfsız ustalarla çalışmaktansa bilgili ve belgeli resmi işyerleriyle çalışırlarsa en azından yaptıkları veya yaptırdıkları işlerde en azından bir garanti kapsamında olur. Ve ne bileyim, buradan da hem usta hem mecbi hem müşteri bir kere hani memnuniyet söz konusu, yani konu bu. Harikasınız. Peki şunu da merak ediyorum. Sektöre başlarken olmak istediğimiz konumda mıyız? Şu anki hedefler neler? Şu andaki hedefler cihazlarımızı arttırıp, teknolojik cihazlarımızı arttırıp daha üst sınırlara, üst seviyelere çıkıp sınırları zorlamak. Arge çalışmaları böyle. Da var tabii ki. Nasıl? Belli bir arge çalışması zaten tabii yapıyorsunuz. Ki. Çünkü tabii işiniz ki. Güncel kalmak. Aynen. Biz sabah işimizdeyiz. Bir de akşam hani nöbetçi tesisatçı gibiyiz. Yani gecenin herhangi bir saati bir müşterimizin kanalizasyonu tıkandıysa biz ona gidip
bir özellik ne bileyim belirtmeden gidip onu bir şekilde çözmekle mükellefiz. Yani bir nevi kamu hizmeti gibi düşünüyoruz. Neden? Hani ya tıkanmış işte müşterimizin kanalizasyonu tıkanmış. Yani kullanamıyor. Ne yapacak? Bu insan ne yapacak yani? Nereye gidecek? Mecburen biz gidip bu sorunu çözüyoruz. Her an aktif olmak zorundayız. Kesinlikle. Ve bunu da getiriyoruz yerine diyorsunuz. Kesinlikle. Ürünlerin tedariğini de yapıyoruz değil mi? Tabii ki. Yani bu armatör grubundan yani musluk grubundan, kaba tesisat grubundan, pis su tesisat grubundan, efendim dekorasyon, banyo içi grubundan hepsinin zaten elimizde hem teşhirleri mevcut hem stokta mevcut banyo aksesuarları ne bileyim örneğin bir banyo yenileme de temelden çatıya hepsini üstlenip yapıp anahtar teslimi yapabiliyoruz. Bir evin komple temelden çatıya sıhhi tesisatını yapıp teslim edebiliyoruz. Harika. Takribi kaç kalem ürün vardır burada? Valla herhalde 1500 civarıdır saymadık ama bakmak lazım bilgisayardan. Alanımız ve yelpazemiz, ürün yelpazemiz çok, çok geniş. Geniş tabii ki. Burada hem üretim için hem de gelip parakende olarak tercih edebilirler. Tabii ki, tabii ki. Burada hem parakende hem de dediğin gibi uygulama olarak işlem yapabiliyoruz. Harika. Peki kapıda yapı tesisatı merak eden ve bilgi almak isteyen izleyicilerimiz için bir bağlantı sunabilir miyiz? Tabii ki bizi Facebook'tan Tekirdağ'da tesisat olarak takip edebilirler. Instagram'dan takip edebilirler. Kapıdağ Yapı Tesisat olarak. Google'dan takip edebilirler. Yani buralardan ulaşabilirler bize. Medyalarda aktifiz. Buradan tabii ki. Bizim bildirimlerimizi de alabilirler. Tabii ki. Onun yanı sıra ekran altında geçecek olan telefon numarası aracılığıyla da bize tabii veya ki. Ekip arkadaşlarımıza kolaylıkla ulaşım sağlayabilirler. Tabii akıllarda ki. Bir soru işareti kalır, bir şey danışmak isterler. Siz 7/24 cevap vereceksiniz. 7/24 telefonumuz açık. Çok teşekkür ediyoruz İrfan Bey. Programımıza konuk olup bize bu değerli bilgileri paylaştığınız için. Kapatmadan önce son sözlerinizi almak istiyorum. Ya benim son sözlerim lütfen bir işi yapmadan önce araştırsınlar. Yani bir usta müşterisine bir referans veriyor. Örneğin işte ya işte ben şurayı yaptım, burayı yaptım. Gitsinler bir görüşsünler. Yani bu esnafın yaptığı, esnaf arkadaşımızın yaptığı işlerle görüşsünler. En azından müşterimiz ustamızın müşterilerine yaptığı işten memnun mu değil mi? Memnunsa eyvallah. Memnun değilse lütfen arkasında çok üzerinde durmasınlar. Benim tek tavsiye edebileceğim bu. Sektörden biri olarak önerim bu diyorsunuz. Kesinlikle. Sektörde uzun yıllar varlığınızı korumak dileğiyle o halde. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.